Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Volkswagen Touareg. Dostlar, Kayseri Aykan Volkswagen'deyiz ve Touareg'in güzel bir videosunu yapacağım size. Test konuğumuz Anıl Araç. Touareg'in 3. nesli ve R-Line donanım paketleri birlikte konumuz oldu. Türkiye'de sadece Elegance ve R-Line donanım paketiyle satılıyor bu otomobil. R-Line ile Elegance arasında aslında donanımsal olarak pek fazla bir fark yok. R-Line ile birlikte ön panjurda logo, kapı yanlarında logo ve daha büyük 21 inç bu jantlar geliyor. Onun dışında bildiğim kadarıyla tüm donanım paketleri Elegance'la aynı. Daha doğrusu opsiyonları Elegance'la aynı. Beyaz dikişli koltuklar gibi, soğutmalı koltuklar gibi opsiyonları Elegance'la da R-Line'da da alabiliyorsunuz ve günün sonunda aslında aynı otomobil almış oluyorsunuz. Sadece R-Line'da dışarıda ufak tefek farklılıkları oluyor. Touareg ilk defa 2002 yılında üretimine başlanan bir otomobildi. Bu otomobil Volkswagen grubunun premium platformu üzerine inşa edilen bir otomobil. Premium platformdan kastım Volkswagen MLB platformu. MLB platformu üzerine Porsche Cayenne, Audi Q7, Q8, Bentley Bentayga ve Lamborghini Urus gibi otomobiller inşa edildi şimdiye kadar. Tabii bu segmentte bu otomobiller inşa edildi şimdiye kadar. Yoksa Audi grubunun A3 dışında veya SUV'da Q2 dışında tüm otomobilleri MLB ile birlikte geliyor. Bu otomobilin ilk nesli 2002 yılında 7L kasa koduyla, ikincisi 2010 yılında 7P kasa koduyla üretilmişti. Üçüncü nesil ise CR kasa koduyla 2018 yılında üretildi. Yani bu otomobil. Bu otomobil şu an 3 milyon 900 bin lira gibi bir fiyattan satılan ve segmentinin makul otomobillerinden bir tanesi. Çünkü bu segmentte premium bir otomobil almak isterseniz yaklaşık 2 milyon kadar fazla para ödemeniz gerekiyor. Platformu, donanımı, şanzımanı ve motoru aynı olsa bile. Bu otomobilin üzerindeki motor 3 litrelik TDI V6 bir motor. Bu motor 286 beygir güç ve 600 nm tork üretiyor. Triptonik, yani tam otomatik klasik tip 8 ileri bir şanzımanla gelen araç 2 tonluk ağırlığını 0'dan 100 km'ye 6.1 saniyede çıkarabiliyor tabii ki bu motoruyla beraber. Araç 2 litre 4 silindir, 3 litre 6 silindirli benzinli ve 3 litre 6 silindirli, 4 litre 8 silindirli çift turbolu dizel motorlarla birlikte satın alınabiliyor. 3 litrelik ve 6 TSI'da hibrit olarak da satışa sunuluyor. Hibrit motoru da 100 kW'lık bir güç üretiyor ama tabii ülkemizde bu yok, genelde TDI motorla birlikte geliyor. Ağır bir araba, donanımlı bir araba. Baktığın zaman bu sınıfta da fiyat performansı olan bir araba. O yüzden bu otomobilin videosunu da yapmak istedim. Aslında showroom videoları pek bana göre değil. Çıkıp biraz gazlamam lazım ama yine de bu otomobile güzel bir video hazırlayacağım. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Ön tarafta LED aydınlatmalar var. Alt tarafta görüyorsunuz böyle elmas elmas LED'ler. Üste şerit şeklinde bir LED aydınlatması. O aynı zamanda sinyal de olabiliyor. Ve uzun kısa LED aydınlatmaları var. Fari kamaları var. Önde park sensörleri var. Ve burada görmüş olduğunuz tampon eklentileri mevcut. Yan tarafına geçtiğimde burada 21 inç jantlar var. Normalde 18 inç, 19 inç. Arabayı pek de göstermeyen jantlarla geldiği de oluyor bu otomobilin. Kaput kısmı oldukça güzel. Şuraya iki tane havuz çizmiş tasarımcısı. Bence arabayı güçlü M serisi bir BMW gibi göstermiş ön kaputtan. Ve belirgin iki çizgi halinde inen V formu yine kaputta var. Uzun bir kaput tasarımı var. Yan tarafta dodiklerde gövde renginde plastik kaplamalar. Yine marşpiyeller, plastik kaplama gövde renginde. Ve burada R-Line logosunu görüyorsunuz. Araçta anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği var. 4 kapı ve bagajdan anahtarsız giriş sağlayabiliyorsunuz. Yine yanda cam çerçevelerin etrafı krom kaplı ve yukarıdaki tavan rayları krom kaplı olarak geliyor. Arka tarafında bu LED aydınlatmalar var. Bunlar oldukça güzel LED'ler. Burada yine aşağıda çift çıkış egzozlar var. Bunlar Essah egzozlar, gerçek egzozlar. Bir Touareg yası ve arka park sensörleri burada gözüküyor. Bagaj kapağı elektronik açılıyor. 810 litrelik bir hacim sunuyor. Bagajın sağ tarafında burada, sol tarafında da burada birer tane aydınlatması var. Aynı zamanda bakın burada yük yüklerken arkadan indirmek için bir tuş da yer alıyor. Buna bastığım zaman mesela araç aşağı doğru inip yukarı doğru kalkabiliyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Yine sağda solda şöyle küçük kancaları var. Arka koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Yukarıda da yine bir tane şurada aydınlatması mevcut bu otomobilin. Şuraya basarak kapatalım. İçerisine doğru bir geçelim bakalım içeride neler sunacak bize. Öncelikle kapılar vakumlu geliyor bu otomobilde. Kapı üstleri komple yumuşak plastik malzemelerden bezenmiş. Buralar kalın kalın yapılmış. Şurada böyle nokta nokta bir ambiyans aydınlatma. Yine şurada da tüp şeklinde bir ambiyans aydınlatma geliyor. Şurası deri kaplı. Şuralar sert plastik. Kısa küçük bir geçiş var sert plastik olarak. Buralar yine dikiş deriyle kaplı. Kapı içi gözleri çok büyük değil. Aynı zamanda alt tarafında sadece bir tane sünger kaplaması var. O da yumuşakça bir sünger. İçerisine geldiğimde kapı eşikleri şöyle çizgi çizgi LED aydınlatmalı. Burada ortası delikli üzeri çok güzel koltukları var. Ortada bir kol dayanağı mevcut. Yine bu koltuklar ileri geri ayarlanabiliyor. Hatta hemen ileri alayım onu bir. Gördüğünüz üzere ileri aldığımda bayağı bir ileri gelmiş oluyor. Ortada 3. bölge klima ve arka koltuk ısıtmalar var. Aynı zamanda 2 tane USB Type-C çıkışıyla bir 12 volt çıkışı. Onun yanında da 230 voltluk bir
normal priz çıkışı var. Koltukların altında, arka tarafta ve ön tarafta aydınlatmalar var. Bunlar güzel de detaylar. Yine cam tavan komple bir cam tavan olarak geliyor ve içeriği muazzam ferahlatıyor. İçerisinde siyah tavan olmayınca bence bu otomobil gerçekten çok güzel olmuş. Bir de Bestun'ların üzerinde havalandırma menfezleri mevcut. Ön kapılarda yine vakum mevcut. Vakum gerçekten güzel bir teknoloji. Burada yine aynı LED aydınlatmalar var. Gördüğünüz gibi ambiyanslar şu alt tarafta. Şuradaki benekli aydınlatmalar. 3 hafızalı koltuklar var. Ön koltukta da arka koltukta da bunlar mevcut arkadaşlar. Bununla birlikte burada ayna kapama, bagaj kapağı açma gibi tuşlar yer alıyor ve kapının altında aydınlatmalar var. Giriş kısmındaki eşikte yine aydınlatma var. Burada masaj ayarı ve 12 yönlü elektronik koltuk ayarı mevcut. Koltuklar dediğim gibi oldukça güzeller. Aracın konsolu şöyle dikişli, beyaz dikişli. Az önce bahsetmiştim, opsiyon olan beyaz dikiş bu. Bir suri deri malzemeyle kaplı, bu çok güzel duruyor. Sol tarafta yine şu görmüş olduğunuz desenden var. Burada far kumandaları, alt tarafta içerisi kaplı bir göz yer alıyor. Araçta elektrikli bir direksiyon var. Bunu siz elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı ileri geri ayarlarını bu şekilde yapabiliyorsunuz ama standart bir Volkswagen direksiyonu. Direksiyon ısıtma var. Aynı zamanda burada adaptif hız sabitleme. Yani kör nokta ayarı sistemi, şerit takip sistemi, şeride sokma sistemi ve çarpışma önleme sisteminin olduğu bir yarı otonom sürüş sistemi var bu arabada. Dijital kadran görüyorsunuz orta tarafta. Buraya navigasyonu açtığınız zaman yansıtabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Buradaki View tuşuna bastığımda burası komple de harita haline dönüşebiliyor. Yine burada kocaman bir ekranımız var. Bu ekran muazzam güzel. Bu arada ekranın sadece iki modu var. Bir de şu modu var. Bir de bunu kırmızı renge dönüştürebiliyorsunuz maviden ziyade. Onun dışında bir modu yok. Orta taraftaki ekran bayağı büyük. Televizyon gibi resmen. Şöyle bir marşına basayım ben de arabanın. Şöyle aslında kibarda çalışan bir dizel motoru var. 3 litre dizel ama kibar çalışan bir 3 litre dizel. Burada bir menü tuşu var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman harita ayarlarına ve diğer ayarlara buradan erişebiliyorsunuz. Menü tuşu var yukarıda. Bu standart Volkswagen'in kullanmış olduğu menü. Güvenlik ayarlarına ve aracın tüm diğer ayarlarına buradan ulaşabiliyorsunuz yine. Koltuk ısıtması ve soğutması var. Şuradaki tuştan açabiliyorsunuz. Masajı buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Masajda neler var? Şöyle bakalım. Sırt dalgalama, kalça dalgalama, omuz dalgalama. Biz şöyle detayına bakalım. Aşağı doğru inelim. Sırt dairesel, sırt sıvazlama. Galiba şu an en çok buna ihtiyacım var. Hadi bunu yapsana bana. Aşağıda yine klima ayarları var. Bir de geri görüş kamerası var bunun. Geri görüş kamerası muazzam güzel. Burada farklı modlar var. Aşağı bastığım zaman tepeden arka tarafı gösteriyor. Yine bir aşağıdaki tuşa bastığım zaman yanları büküyor ve çapraz trafiği gösteriyor. Bu muazzam bir şey değil mi? 3D'ye bastığımda tepeden 360 gösteriyor. İsterseniz bunu çevirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi her tarafa alabiliyorsunuz. İkinci kamera diyorum buraya geliyor. Üçüncü kamera diyorum yine öbür tarafa geçiyor. Arabanın her tarafını görebiliyorsunuz. Şu an showroom'un içerisinde üzerinde bulunduğu ahşap alanı bile bize gösteriyor. Bu da güzel bir detay. 360 kamerası gerçekten güzel çalışıyor. Aşağıda burada bir göz var. Bu kapaklı bir göz. Bunun içerisinde kablosuz şarj özelliği de var. Joystick vites topuzu burada. İki tane bardaklık. Bardaklıkların içerisinde soğutma yok. Ben onu isterdim açıkçası. Eski Q5'lerde de vardı mesela o. Start stop tuşu, elektronik park freni, auto hold'u, otomatik park tuşu, ses açma kapama tuşu. Burada da dörtlü flaşör tuşu var. Araç dört çeker ve ayarlı süspansiyona sahip. Burada sürüş modları var. Bunları çevirdiğimde bakın ekranda gözüküyor. Individual, off-road modu, snow modu gibi farklı modlar var. Şöyle normale alalım biz onu. Şurada da süspansiyon ayarları var. Bunu çevirdiğinde süspansiyon alçalıyor veya yükseliyor. Yüksek hali biraz çirkin duruyor bu arabanın ama bayağı bir yükseliyor. Neredeyse 20 santim falan yükseliyor bu araba. Onu da beğendim. Aşağıda bir gözü var. Buranın içerisi kaplı, aydınlatmalı ve bir USB çıkışı içerisinde mevcut. Üst kısmında burada çok güzel bir ışıklı makyaj aynası var. Bu ikili bir alan. Şunu açtığımda bu kısmı indiriyorum. Ve bu şekilde bir alan oluyor. Gerçekten güzel. Şurada yine LED aydınlatmalar var. Bunlar LED yanıyor bu aydınlatmalar. Bir SOS tuşu maalesef ki bu otomobilde mevcut değil. Volkswagen Touareg'in iç ve dış detayları böyleydi. Bence çok donanımlı bir araba. Oldukça da kaliteli yapılmış bir araba. En nihayetinde premium bir platform üzerine inşa edilmiş. Gerçekten SUV hissi ve iç dizaynı muazzam olan bir araba. Hani ben şöyle bakıyorum. Bugün işte Q7, Porsche gibi otomobiller var. Onlar çok güzel gözüküyorlar. Çok daha kaliteliler evet. Yani dışarıdan kaliteliler. Bunun kalitesi de onlarla yarışır bana göre. Fiyatını da baz alırsak. Bu sınıfta bir otomobil alacak olsam kesinlikle Touareg birinci tercihim olurdu. Çünkü en nihayetinde motor, şanzıman ve hissiyat tamamıyla neredeyse aynı. Fakat fiyat makul. Kendinize iyi bakın. Aykan Kayseri'ye teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere diyorum. Bu arada kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın.